Evet arkadaşlar şimdi fizikte temel ve türetilmiş büyüklükleri göreceğiz. Temel büyüklüklerden bahsederken arkadaşlar akılda kalıcı olabilmesi için bir kısaltmadan faydalanacağız. Bu kısaltma bizim için nedir? Kısa muzdur diyebiliyoruz. 7 tane zaten neyimiz olacak? Temel büyüklüğümüz var ve burada da kısa muz derken K dediğimiz yer nedir? Kütle. I dediğimiz yer ışık şiddeti. S ile gösterdiğimiz yer yani S değerimiz sıcaklık, akım, madde miktarı, uzunluk ve zamandır diyebiliyoruz. Kütlenin birimi kilogram, SI birim sisteminde kütlenin birimi kilogram, ışık şiddetinin birimi kandela, sıcaklık birimi kelvin, akımın birimi amper, madde miktarını mol, uzunluk biriminin metre ve zamanı ise saniye ile gösterdiğimizi söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Bunların dışında kalan bütün büyüklükler ise bizim için türetilmiş büyüklüklerdir diyebiliyoruz. Vektörel ve skaler büyüklükler. Arkadaşlar skaler büyüklük sayısal değer ve birim ile ifade edilen büyüklüklerdir diyebiliyorum. Vektörel büyüklüklerde ise arkadaşlar sayısal değeri ve birimin yanında yön ve doğrultusu ile ifade edilen büyüklüklerdir diyebiliyoruz. Vektörel büyüklüklerde de en çok bilinen vektörel büyüklüklerimizi hikayem kısaltmasıyla alacağız arkadaşlar. Burada hız, ivme, konum, kuvvet, ağırlık, yer değiştirme, elektrik alan, Moment, momentum, manyetik alan bizim için vektörel büyüklüklerdir. En çok karıştırılan skaler büyüklükler ise sürat, enerji, sıcaklık, alınan yol ve kütle değerleridir diyebiliyoruz.